Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah haliniz, hatırınız iyidir. Ben arkadaşlar domates kaklıyorum. Domates kurusu yapacağım yine. Arkadaşlar altına kenarlarına böyle geçen yapmıştım. Videolarımda izleyen arkadaşlarımız izlemiştir. Altına da file serdik sinek girmemesi için böyle. Böcük böcük girmesin, değil mi? Evet. Arkadaşlar domates kurusu gerçekten çok güzel oluyor. Faydalı da olduğunu biliyorum Ali. Salatasında arkadaşlar soğanla kavurmasında gerçekten çok güzel oluyor. İri tuz attıydım. O kuruttuğum arkadaşlar biraz tepsermişti. Onu Elif de seviyor. O gün onu ona götürdüm. Böyle kuruduyorum. Güzel kışın yemeklerde de çok güzel oluyor arkadaşlar. Yeşil fasulyede, patlıcanda, yırtmada, madımakta gerçekten seviyorum. Biraz çektiğim tuzunu atıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tuzunu koyuyorum. Tuzluyorum. Tuzlanma nedeni de ne biliyorsunuz mu? Güvelenmiyor. Tuzunu koyduğunuz zaman gerçekten çok güzel oluyor. Bunu makineden de çekip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Robottan da çekip döyüp de nasıl yaparsanız kahvaltı sosu gibi de kullanabilirsiniz. Bugün dedim biraz hava iyiyken yağmur, çamur olmadan arkadaşlar kurusun. Güzelce ne? Salatasını ben bunu daha çok seviyorum arkadaşlar. Böyle kışın biraz ıslatıp maydanoz içine kuru soğan, zeytinyağı aynı tazeden gerçekten çok güzel oluyor. Mis gibi. Şunları şöyle biraz. Şunu niye aldım ki ne? Kendi Ne gelmiş bence. bileyim. Bence kendi gelmiş arkadaşlar. Domatesin tadından mı, tuzundan mı? Yaralı vermiş. Aynı kavun karpuz yaralı yali. Kesme orasını. Niye kestin? Orası hiç çürümesin de. Çürümesin. Hani biraz tepserdiği zaman ben bunu bugün atmayacağım tuzunu. Yarine vereceğim arkadaşlar. Yarın. Sinekler konmadan arkadaşlar. Sinekliğimiz var ya burada bak. Üstüne de şu Tülü. sinekliği geri veriyoruz arkadaşlar bunu. Bugün biraz şey yapacağım. Domates mis gibi arkadaşlar. Gerçekten güzel oluyor. Bunu ileride profesyonel olarak kapaklı bir şey yapacağım arkadaşlar. Çıtam olmadığı için bunu bu şekilde Şurada çıta olup ağzını kapaklı böyle çıt çıt menteşeli gibi değil mi? işimiz bitti mi toplarken. Gerçekten güzel olur. Mis gibi olur. Ben şimdi bunu burada bir iki gün şey yapıyor. Biraz Golgi'ye konma nedenimle neden arkadaşlar? Geçen kararmamış. Size şunu diyeyim. Kıpkırmızı nar gibi. Fazla sıcakta kaldığı zaman da simsiyah. Ali kapkara kömür gibi oluyor. Biliyor musun? Evet. Simsiyah oluyor. Fazla sıcak da gelmiyor. Burası sabah görüyorsunuz. Saat 1-2 gibi güneş kuruyor. Biraz böyle burada kuruyup tepsedikten sonra ön tarafa güneşi götüreceğim. Biraz bugün domates kıydım arkadaşlar. Ufak domatesi uğraşmadım. Ufak olan. Büyüklerden Daha iyilerinden yap. şundan bir patlattım Ali. Bir Onları acı. da kat içine. Yok canım onlar. Bir acı, bir acı, bir acı. Bir acı zehir gibiymiş. Allah Allah. Biberler acı mıymış? Patlattım yiyemedim. Bir tane doğradım zehir gibiymiş. Nasıl acıymış. Ama ne güzel salçası olur biliyor musun? Olur, niye olmasın? Acı acı olur. Güzel olur. Domatesi de arkadaşlar bugün bu kadar topladım. Dedim bir iki gün daha dursun. Güzelce ne? Ondanıma söyleyeyim. Melemenimi yapayım. Ondan sonra ağır ağır salça yapacağım canım. Salçaya geçeceğim Ali. Salçam bu yıl Olur, niye inşallah olmasın? bereketli olur. Şuradaki üzdeki inşallah yeniden dökecek arkadaşlar. Şu yanını döktü. Çok da güzel. Şu tarafı da dökmüş Ali. Maşallah pek güzel arkadaşlar. Şurayı diye. Koy domatesi değil. Şey yaptı ama hiç senin gözün ışılıyor mu koy domatesi? Ne istedin? Şu şey fırın tepsisini bana verirsen lan. Verir misin? Versene lan değil. Böyle görmüşüm böyle gider. Daha canım Al. cicim mi diyeyim? Ne diyeyim? Arada değil. Arada demeyeyim. Bir şey olmaz. Böylecik de işte daha. Bunları da arkadaşlar. Şöyle domatesin şeylerini alacağım. Çekirdeğini. Çekirdeğini. Hani çekirdesi? O da fos fos muymuş lan? Dilim Fos dilim. fos muymuş? Yok yok. Var var. Bak, baksana. Ne gelirse. Yeter o kadar. Ne gelirse alayım. Ne olursa. Tamam. Tamam. Bir şey olmaz.
5-6 de ondan çıkar. 5-6 de ondan çıkar arkadaşlar. Bunu daha güzel olur biliyor musun? Bu bir etli domatesmiş danalı. Güzelmiş. Ha, etliymiş. Güzelce kurusun. Ona kıyma, buna kıyma. Değerli. Aynen. Varsın, kıyalım gitsin daha güzel güzel. Kurusun. Kırmızı kırmızı. Anam bunu ne diyor bir de arkadaşlar? Erinmiyor. Forsuyunca ipe diziyor böyle boncuk gibi. O daha bir güzel kurudu yukarı. Tabii ki öyle daha güzel kurur. Tuzlu şey yapıyor. İpe böyle diziyor Ali. Tuzlasan zaten sinek pek buna yaklaşamaz. En ilk şimdi böyle bugün tuz olmuyor. Böyle tuzlanmaz. Niye tuzlanmaz biliyor musun? Sulanır. Daha çok sulanır. Kurumaz. Kurur sonuçta. Bir tane çekirdeği varmış. Onu da mübarek. Koy domatesiydi ya. Ben bunu doldurayım bari şurayı da. Kurumuşlar bir kere kurusun. Ol yine olsun. Yok bir kere de kuruyuversin. Bir daha da uğraşmayın. Değil mi? 10 kilo gelir mi? Nere? Kova. Yok canım. Burada da altında şey var. Biber biber var ya. Hepsi gelmez. Arkadaşlar güneş yanıkları da var. Görüyorsunuz. Güneş ağır ağır. Gene de Rabbim gene iyi veriyor. Değil mi? Komşu ne diyor? Evet. Duymuyor mu? Bir tane o yuva diyor domatesimiz yoktu. Ya yiyeceğiz. Hepsi yiyemedik diyor ya. Doğru. Yani. Güzel domates. Aha kurum daha kuruyacak diyor ama Rabbim bereketini veriyor. O da fasulye güzel diyor bak. Biraz onu uğraştık. Herkesin farklı farklı işte. Onun ağaç fazla olabilir. Onun kaç sene olmuş şey yapalı ya ağaç buldalı yemin. Olabilir. Bizim ağaç yok arkadaşlar. Biraz açık alan dediğim gibi açık alanda daha güzel olabilir. Altında şey var baksana kırmızı kırmızı biberler var. Onlar ben dolaba dedim de şeye giderim ben de pul biber yaparım olmaz hacı. Bence daha güzel olalı. Pul biber pul biber. Şu biberleri bence güzel olur. Eğer böyle acıysa şey yaparım arasını şöyle yararım çekirdeğini alırım. Buraya koysun. Güzelce ne? Olmaz mı? Olur ne olmaz. Şurasını alayım dedim de alayım. Şurası kurutu mu işi yok biliyor musun biraz? Koy domates arkadaşlar şu başına dedim. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne diyorsunuz arkadaşlar? Böyle işte şey olunca durulmuyor. Kendi kendimizi oyalıyoruz değil mi? Bağaç olunca. Gerçekten arkadaşlar yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Beni düşündüğünüz için. Doğrusu. Sade arkadaşlar 300 yorum varsa sade 10 kişi ticaret amaçlı diyor. %10'u yine 10 kişi de en fazla satabilir uygun diyor. Gerisi arkadaşlar komplesi satmayın diyorlar. Satmamıza karşılar. Onun için biz de şu an satmıyoruz zaten bekliyor arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar. Herhangi bir ilan falan vermedik. Biz sadece sizinle paylaşmak istedik. Fikirlerinizi almak istedik. Nasip bakalım arkadaşlar. Nasip kısmet neredeyse orada arkadaşlar. Değil mi Ali? Aynen. Her şeyden ötede yani. Böyle yer hiçbir zaman bulunmaz arkadaşlar. Kolay kolay bulunur illaki ama sessiz, kolay bir şey de değil alıp satmak. Yapmak, etmek kolay değil. Hiçbir şey kolay değil. Kolay da yani arkadaşlar biliyorsunuz kolay da yapmadık. Kolay da uğraşmadık Ali'yle. Yapaş tane biliyorsunuz ahın Ankara'yı da seçtik. Uğraştık. Oruç oruç bayağı bir yorulduk biraz herhalde. Bence beni inşaat bu hale çok getirdi diye düşünüyorum. Belki bahç olsaydı belki bu kadar olmazdı. Biraz da biliyorsunuz Hatice bu konuda hırslı. Onu da kendime diyeyim. Ha şunu bileydin. Arkadaşlar olduğu zaman elin durmuyor. Şuradan gelene veriyorum. Bir iki tane. Az olduğu zaman diyor ki aman diyor. Onunca az bana mı yetecek? Gelene mi yetecek öyle mi diyor? Öyle diyorsun ya. Yeter herkes rızkıyla gelir. Yani çoğulursa bolca ne veriyorum arkadaşlar? Az olduğu zaman eli titreyerek verirsin. Azıcıkça değil mi onu da? Yani. Şimdi mesela o gün vardı Ali. Şu kovaları dolu göttük yalan mı? Doğru. Götürdük. Hani ama olmasa şunca az olsa şunu şuna versen arkadaşlar öteki ne vermesen olmaz. Biliyorsunuz bizim de aile çevre kalabalık olunca olmuyor.
Yarım elma, kongul alma derler bizde canlar. Şimdi şunun içi acık vali. Var mı? Acık var, şöyle bir iki tane de, üç tane de olsa. Tohumunu alıyor arkadaşlar. Tohumunu alayım yine. Yine hazırlığımı yapıyorum. Hadi bakayım. Arkadaşlar, biz ne el satarız. Bize her ben de satma istemiyorum açıkçası. Ama karavan alacağım arkadaşlar. Sizlerin de takipte kalmasını istiyorum. Karavan videolarımda. Hatice Hanım'ı illaki ikna edeceğim götürmeye. Benden karavandan gitmezse o zaman bahçesini hiç acımam satarım arkadaşlar. Açık ve net. Ali zaten o tehdidi yapıyor arkadaşlar açıkçası. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Nice nice domates, kaklama videolarında görüşürük diyelim. Ne diyelim?